Praksis'ten selamlar. Ben Burak Akmenek. Mert Yiğit Doğru ile beraber. Böyle niye omuzumu siktiysen. Ben anlamadım onu böyle. Nokia Lumia 735 incelemesini yapmak için karşınıza geldik. Ben telefonu hiç görmedim. Bu yüzden güzel olacak. Ben Mert'e böyle hiç bilmeyen birisi olarak sorular sorabileceğim. Mert telefonu Nokia ile beraber gittiği bir basın gezisinde... Ne kadar oldu? 13'ünden beri kullanıyorum işte. Ondan beri kullanıyorsun. Bugün 16'sı. Hı-hı. 17'si mi? Her neyse işte. Bayağı da elinde. 4'ünde önden. Peki Nokia. Dilim dönmedi. Artık Microsoft da diyebiliriz zaten. Doğru aslında, bir dakika ya. Microsoft da oldu Microsoft onlar. Ya zaten burada Nokia yazıyor da Nokia sadece burada ibare olarak kaldı. Hatta telefonun kapağını kaldığında altında Nokia yazmıyor. Microsoft Mobile yazıyor yani. Evet. Ve Nokia dedik, yanlış dedik şey videonun girişinde. Nokia yok artık Microsoft. Evet, Nokia yok ama Nokia'yı 10 yıl boyunca Microsoft kullanabilecek. Bilmiyoruz artık bunlar Lumia mı olacak, Nokia olarak devam edecek, Microsoft Mobile mi yazacak ileride. Ama Microsoft'un böyle bir hakkı var. 10 yıl boyunca garantilemiş kullanmayı. Ne desek buna ya? Nokia olmaz. Microsoft'la Nokia'yı birleştirmeye çalışıyorum. Ya özellikle, Lumia deyip geçelim. Özellikle belki. Evet, yani bildiğiniz Nokia artık Microsoft olduğu için Lumia demek daha doğru. Lumia markası duruyor çünkü. Tabii Lumia isim. Lumia 735. Peki şimdi bir sürü model var. 735'i öncelikle hangi aralığa koyabiliyoruz? 735 orta sınıf bir telefon. Peki kaç inç bir telefon bu? 4.7 inç ilk bir telefon. 720p ekranı var. 1280x720 çözünürlük. Ki ekranı gayet güzel. Yani ne bileyim, fazlasına da gerek yok. Gorilla Glass yani. Kastırmayacaksan Gorilla Glass 3. Son Gorilla Glass. Evet, bak gayet keskin, renkleri sağlam. Evet şey... Çözünürlük. Zaten yakın çekimde göreceksiniz. Şimdi bu tip ekranlarda şey var. Şimdi ikonlar küçük ya. Bu küçük ikonları okuma derdi mesela olabilir. Gayet net keskin olarak yani. Görünüyor. Bunu yakın çekimde size mutlaka göstermemiz gerekiyor. Burada değişik bir arayüz görüyorum. Burada bir özelleştirme var mı? Evet, benim özelleştirmem o. Burada özellik şey, klasör desteği geldi biliyorsun. Evet. Denimle beraber. Evet. Bu şu anda klasörleştirdim her taraf. Şu gördüklerin klasör hepsi. Senden sonra bu özelliği ben de biraz açıkçası pratik etmek isterim, kullanmak isterim. Telefonu elime almışken dur şöyle bir bakayım bari. Kulaklık çıkışını yukarıya koymuşlar. Tam da ortada durmasa çok şık görünüyor ayrıca, kenarda durmasından ziyade. Evet. Bence. Yani bana göre öyle. Güzel olmuş. Klasik açma kapama ses ayarları burada. İşte alt tarafta USB girişi var. Evet. O kadar. Peki arka taraftaki kamerası ne kadar? Car Zeiss lens kullanmışlar. Evet. Zeiss destekli 6.7 megapiksellik bir kamerası var. Güzel bir kamera yani. LED flash destekli mi? LED flash destekli, evet. Peki burada hoparlörü var arkada. Burası hoparlör, evet. Kötü bir yere koymuşlar onu. Elinle kapatıyorsun çünkü. Evet. Zaten bir de elin kapatınca ses gidiyor direkt. Ha, gider. Aslında bir şeye bakacağım, onu denemedim. Şöyle masanın üzerine koyunca biraz eğimli yerde durduğu için muhtemelen kapanmıyor. Ama eli tabii kapanır. Elde kapanır. El kapanır. Elde tartışmasız kapanır. Şimdi bu telefonun asıl özelliği, Microsoft'un da sık sık üzerinde durduğu her türlü reklamda, işte lansmanlarda vesaire. Bu telefon bir Skype ve selfie, yani öz çekim telefonu diyorlar. Bunun peki. Bunun için de ön tarafa 5 megapiksellik geniş açılı bir kamera koymuşlar. Kamera güzel yani, ben aydınlık ortamda ama mesela ilk şeyde çektim resmini, hani bir denemek için böyle telefonu ilk elime aldım havaalanında böyle çektim, bir tane silindi gerçi, format attım telefona gitti de. Çok güzel çekiyor yani, hani normal bir telefon 1 megapikseldir, hani maksimum 2 megapiksel falan. Tabii aynen öyle. 5 megapiksel geniş açılı olması da çok iyi yani, daha fazla alan demek biliyorsun. Gayet güzel yani, hani öyle kendim, ben hiç şey değilim hatta yani selfie meraklısı değilim, bir tane selfie'm yoktur ya da öz çekim her neyse. Yoktur yani bir tane şimdiye kadar. Siz denemek için çektim. Güzel çekiyor yani. Meraklılarına duyurayım yani. Şimdi muhtemelen geniş açıda yapmalarının bir sebebi yani seninle beraber arkadaşlar. Tabii canım, çekiyorsun şöyle. Çıksın. Arkanda daha çok arkadaşın, daha çok etraf çıksın diye zaten. Bundan beraber şey geliyor mu? Buralar çok moda oldu bu işte. Öz çekim çubuğu böyle bir. Onlar falan yok. Peki bir daha alabilir miyim telefonu? Evet. Hazır almışken şu. Şu bu arada şeyi söyleyeceğim. Lastik. Evet. Ve hani bu telefon şey gibi görünüyor değil mi? Yani hiç kapaklı falan gibi değil. Tek parça gibi görünüyor. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle değil ama. Alttan direkt çekiyorsun, çıkarması çok zor. Yakın çekimde olmadı, gösteririm ben bunu. Kapak çıkıyor. Tamam. Ya Nokia telefonlarının bazılarında biliyorsun boğuşursun açmak için kapağı. Ya. Bu da birazcık değil. Öyle ama o kadar değil, birazcık. Tek sim kart bu arada değil mi? Tek sim kart. Değişik sim kartlılar sorduk özellikle gelmiyor. Tamam. Türkiye'ye gelmeyecek yani. Çift sim, 730 zaten çift sim kartlı modelin adı. O Türkiye'ye gelmeyecek. Pili değiştirilebiliyor doğal olarak. Değiştirilebiliyor. Birden fazla kapak falan takılabiliyor. Evet. Vesaire. Ayrıca kablosuz şarj desteği var. Açıkçası şeyi bilmiyorum. Normal satılan modelde kablosuz şarj var mı? Sonradan kapaklı mı ekleniyor bilmiyorum. Bunda var. NFC desteği var mı? NFC desteği de var.
Zaten Bluetooth falan saymıyor. Tabii canım onları zaten saymıyor. Yani 4 yok. Dedim, muhtemelen. Başka şu şey çok hoşuma gitti. Şu camda gömülü ya bahize kısmı. Evet. Çok şık görünüyor ön kısımdan. Ayrıca altta Windows tuşları yok. Artık bar olarak var. Altta şöyle kaydırdığımız zaman çıkıyor ekranda. Android'de geçilmişti ona daha öncelerde. Zaten biliyorsunuz genelde biz bir şey atlamıyoruz ama incelemelerimizde. Eğer atlarsak incelemenin ayrıntılı kısmını yazılı olarak Practice'de yazıyoruz. Evet. Oradan bulup okuyabilirsiniz isterseniz. Valla genel görüntü olarak güzel. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 999 lira. Hah 1000 lira olsa ne yapardı? Bayılırım fiyatı. Evet. Bir de şöyle bir olay var. Biliyorsunuz geçen gün vergi zammı falan geldi herhalde. Telefonları da etkiledi. Bunu da sorduk Microsoft'ta. Şey dediler. İlk etapta biz kendi içimizde absorbe edeceğiz fiyatları dediler. Süper. Yani etkilemeyecek. Microsoft Nokia'nın fiyatları artmayacak bu vergi zammıyla. Ondan da bahsedelim ama ilerideki etapta bilmiyoruz artık. Hani çok da vergi gelirse onlar da dayanamayacak herhalde bir yerden sonra. Zaten vergi ve diğer konuları konuşmaya girersek bu videonun dışına çıkıp siyasi bir takım, ekonomik bir takım görüp konuşmana girmiş oluruz. Donanımdan bahsettik mi? Bahsetmedik. Tabii etmedik. Tabii donanımına girmedik. Snapdragon 400 işlemcisi var. Güzel. Tam da orta seviye işlemci. Evet. 1 GB RAM var. Bu çok önemli çünkü 512 MB RAM'li Windows Phone'larda Store'da birçok uygulamaya ulaşamıyorsunuz. Hmm. Kapalı yani yok görünmüyor bile. Hı hı. O yüzden 1 GB olması çok önemli. Adreno 305 grafik işlemcisi var. O da iş görüyor. Çok performanslı olmasa da. Depolaması 8 GB. Ama arttırılabiliyor. 128'e kadar arttırılabiliyor. 8 çok az. Zaten kullanılabilir 3.5 falan kalıyor. Yani telefonu aldın. Hiçbir şey kurma bak 3.5 3.9 falan GB kullanabilir alan var. Beraberinde en aşağı bir 16'lık 32'lik bir kart ama olacak. Her şeyi karta atabiliyorsun. Hmm. İlk ben şu anda bunda 16'lık kart takılı şu anda. Her şey onda yüklü. Tabii ki Microsoft'un kendi bulutlama evet, neyse. Kendi bulut sistemi var. OneDrive var 15 GB o da. O da güzel. Yani hani onunla biraz... Otomatik yedekleme falan tabii yapabiliyorsun. Resim çekipleri otomatik yedekleyebiliyorsun dilersen. İdare edebilirsin aslında. Aynen öyle. Onun haricinde bir şey daha diyecektim. Unuttum. Neyse aklına gelirse artık yazısında yazarsın. Evet. Yani tasarım olarak iyi görünüyor. Sağlamlık bakımından bilemeyeceğim. Biraz plastik kasa hafif olsun diye yapmışlar. Ama tasarım olarak standart güzel bir Nokia telefonu. Ne bileyim ben bu telefonu tercih ederdim. Çünkü ben hani Windows Phone'u da ayrı ya sevdiğim bir şeydim. Zaten normal hayatımda Windows Phone kullanıyorum. O yüzden hani şu telefon hem tasarımıyla hem işte Windows Phone bir de çok performanslı. Evet. Ya hiçbir şekilde performans sıkıntı çekmiyorsunuz yani. Yani hiçbir şekilde donanımın hani orta sınıf bir donanım olduğunu hissetmiyorsun telefonu kullanırken. O açıdan çok iyi. Peki şunu söyleyeceğim. Bitti mi cümle? Bitti. Tamam. Şimdi tabii ki cep telefonlarımla inceleme yaparken kişisel tecrübelerimizi söylemek çok önemli. Evet. Çünkü sonuçta bunları bütün gün kullanacağız. İşte arka cebimize koyacağız. Tel diyecek, işte ne bileyim su gelecek üstüne tel diyeceğiz hani falan filan. Peki. Son sorum şu olacak, benchmark atabildin mi buna? Benchmark attım, hatta resmini çektim. Ya sonuçlarını istersen yazılı olarak söyleriz veya videoya ekleriz ama... O da olabilir, benchmark attım evet. Yani rakiplerine göre nerede kaldı? Orta sınıf ya, tam aynı seviyelerde. Anladım. Şöyle bir 630 incelemişim daha önce. Evet. Mesela onda da zaten 630'un bundan tek farklı donanımsal açıdan ekranı falan geçiyorum. Onda 512 MB RAM var. Bunda 1 GB RAM var. 630'da kafa kafaya. Onunla beraber takılıyor. Ama tabii bunun 1 GB RAM olması demek Windows Store'daki uygulamalarında açık olması sakınca, demek. Sakınca yaratıyor. Özetle diyebiliriz ki... Tabii. O zaman diyebiliriz ki hani fiyat performans telefonu arıyorsanız evet. Yani hani iyi fotoğraf çeksin ve işte ne bileyim telefonla konuşayım hani günlük işlerimi yapayım diyorsanız ve şey de güzel, ebatı da güzel. Yani rahat kaçan da ya. Sarı mı güzel, çok şık bir telefon. Kaç gram olduğunu hatırlıyor musun? 134. O da süpermiş gayet 34 süper telefon. Yani her bakımdan uygun görünüyor. Eğer fiyat performans telefonu arıyorsanız Nokia değil artık Lumia 135 Microsoft'un uygun telefon gibi görünüyor. Daha çok ayrıntı istiyorsanız dediğim gibi yazılı incelememizde de bulabilirsiniz. Sanırım söyleyeceklerimiz bunlar. Evet. Lumia 135 ile ilgili. Bir de eğer bir şey daha ekleyeyim. Söyle. Hoparlörü bu aradan dedik ki kapanıyor falan da evet. Normalde performansı güzel. Hayır, ses veriyor. Hem yüksek ses veriyor hem temiz ses veriyor. Şeyde görüşme performansı da iyi. Hem Skype'la da görüştüm. Yani gayet çok net ses. Hem normal işte yüzeysel aramalar hem de Skype'la gayet güzel. Dış sesleri... Ama Skype'la videolu görüşme yapamadım ya. Onu da yapıp yazıda bahsederim. Tamam, dış sesleri engelleyen tarafından karşıya ses giderken bir sorun yaşandı mı? Onu sormadım açıkçası hani nasıl geliyor sesim diye. O zaman onu da bir yazını incelemeye yazarsın. Ama evet bir şey demedi yani. Olmaz seni ararım zaten bir tanesi. Olur, o işte testimizi yaparız. Tamam. Rüzgar bir yere çıkman lazım. Kanalımızı takip etmek isterseniz tam üstümüzde bulunan bizi takip edin butonuna tıklamanızı rica ediyoruz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.